Afiyet olsun. Ay niye zahmet ettiniz? Ay ne zahmeti efendim. Buyurun, buyurun. Anneciğim. Sizin için yaptık. Afiyet olsun. Sizin memlekette işler yoğun galiba, pek gelmiyorsunuz buralara. Öyle valla. Şahsen kendim bizzatıki çalışmıyorum tabii. Mevsimlik adamlar tutuyorum. Onlar tarla tapan uğraşıyorlar ya. Ben mi uğraşayım yani? Sizin işiniz mandıra değil miydi? Evet. Ha böyle tarla tapan falan deyince hani... Hayvanlar için biçilen otlar var, onlardan bahsediyor babam. Ya bizim mandıra biraz büyüktür de Cenk. Yani şimdi tabii biz hayvanlarımıza acayip iyi bakarız. Onları öyle kuru ekmekle falan beslemeyiz. Daima taze otla şey yaparız biz. Tabii kışın geldiği bu zamanda çok marifetli bir iş değil mi? Kaliteli otlardan bahsediyor babam. Peki Suat Bey, siz bir ineği kaça alıyorsunuz şu anda? Öküzüne göre değişiyor. Öküz derken? Yani öküz gibi inekler var. Anladım. Şimdi bu öküzlerin yavruları falan da kıymetlidir herhalde değil mi? Evet evet, tabii çok. Babam hayvanlar arasında ayrım yapmaz Cenk. Hepsine öküz der. Efkan'ı bile hep öyle severim ben. Siz düşünün yani. Hiç fena fikir değil aslında. Sabahat Hanım, böreklerin tadına baktınız mı? Çok güzeldir bizim börekler. Sabahat Hanım. Anneciğim, Eda Hanım sana sesleniyor ya. Hı? Annemin kulakları biraz az işitiyor da. Yani o cihazlardan takıyor, onu da evde unutmuş galiba. Değil mi anne? Ya kulaklarım pek zayıftır. Sen değil o. Niye bağırıyorsun? Onlar duyuyor, sen duymuyorsun. Sizin oraların yoğurdu da meşhurmuş. Evet, öyledir. Biz kendimiz yaparız. Değil mi bey? Tabii tabii. Düvelerden yapıyoruz, mandalardan yapıyoruz. Özel bir tarifi var mı bu yoğurdun? Yani sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Yok, öyle özel bir şey yapmıyoruz. Sütle yapıyoruz herkes gibi biz de. Ha, sütle mi? Evet. Güzel, güzel. Efkan, siz mandıra işi mi yapıyordunuz? Hani bana hiç bahsetmedin. Onur'um Melis, sen hatırlamıyorsun galiba. Dedelerden kalmadır bize mandıralar falan. Yarın dönüyor musunuz galiba? Nereye? Memleketidir herhalde. Vallahi ben Efkan'ın ailesini Efkan'dan daha çok sevdim. Büyük makaralar. Sus. Memlekete tabii. Emin önüne gidecek halimiz yok ki efendim, değil mi? Amcacığım, sizin memleket neresiydi? Sen ol. Kayseri. Çok güzel. Yani şimdi Efkan, annenle babanın memleketi ayrı. Onu anladım. Da seninki nasıl ayrı oluyor ya? Erzurum'dan Sinop'a her yer bizim evladım. Yani güzelim memleketimizin işte doğusundan kuzeyine kadar yani. Şöyle anlatayım Ardacığım. Babam Erzurumlu. Annem de Kayserili. Bana hamileyken Sinop'taymışız. Öyle mi? Sen de memleketin gibi sevmişsin yani. Sevdim efendim. Konuya gir. Efendim, sebebi ziyaretimiz siz de uygun ve müsait görürseniz... Güzel kızımız Melis'i oğlumuzu istemekteyiz. Ki gençler zaten aralarında anlaşmışlar. Aslında bize pek de fazla laf düşmez yani. Ama tabii kız sizin sonuçta. Evet. Allah senin bildiği gibi yapsın. Pek de yakışıyorlar maşallah. Biz sizin kız istemeye geldiğinizi bilmiyorduk açıkçası. Ay, son anda dedik ki... Gençler arasında söz yüzüğü takacağına isteğe verelim, olsun bitsin. Efkan bir işini falan kursun da ben takarım sonra ona yüzüğünü. Nasıl abi? Mandıra dedik, tala tapan dedik. Daha ne iş olsun Cenk Bey? Hem benim de burada işim var ya Cenk. Hangi iş Efkan? Mavi tur mu, turizm mi? Lojistik, nakliyat, domates, ha? Hangisi? Abi hepsinden az işte. Siz nasıl bir sahtekarsınız böyle ya?
Yalandan iş kurmalar, aile kurmalar falan. Ha? Abi lütfen. Cenk biraz ayıp oluyor ama ya. Bak kafanı gözünü kırmadan al saz arkadaşlarım defol git buradan hadi. Abi. Ya tamam bir sakin ol sen. Abi ne oluyor anlamıyorum. Ben anlatacağım sana ne olduğunu. Delikanlı. Oldu mu şimdi bu? Sen hala konuşuyor musun ya? Bu Efkan Efendi'nin ne işi var ne de evi var. Bu yanında tuttuğu tipler de parayla satın alınan sahtekar tipler işte. Efkan doğru mu bu? Açıklayabilirim Melis. Açıkla ya hadi. Açıkla biz de dinleyelim. Evet abi. Kimsem yok benim. Ne annem var ne babam var. Ya bu insanları tuttum geldim buraya karşınıza birileriyle geleyim diye. Ya Feride Hanım kötü bir şey mi ettim ben? Efkan. Sen daha iyisini yapabilirdin. Sen gerçekten benim kardeşimi kandırıp Çelen ailesine girebileceğini mi sandın? Aklın aldı mı gerçekten bunu? Abi öyle bir şey düşünmedim ben. Efkan ne diyorsun? Hadi hadi. Hadi defolun. Ya Efkan. Melis. Bırak gitsin. Hadi.